zamanlar bir oduncu bir de aslan varmış. Adamın biri odun kesmek için ormana gitmiş. Bir ağacın yanına gelmiş. Tam ağacı kesmiş, devirecekken yanına bir aslan gelmiş ve "Ademoğlu niye geldin buraya? Ne yapıyorsun?" diye sormuş. Adam "İşte şu gördüğün ağacı kesiyorum." demiş. Aslan, "Ben bu kuvvetimle bu ağacı deviremiyorum da sen nasıl devireceksin?" demiş. Adam, "Ben çok güçlüyüm, kuvvetliyim." demiş. Aslan, "Eğer o kadar güçlüysen gel ikimiz dövüşelim de hangimizin güçlü olduğunu görelim." demiş. Adam, "Peki, dövüşelim." demiş. İkisi dövüşürken adam, "Kuvvetim evde kalmış, gidip onu getireyim." demiş. Aslan, "Peki, git getir, yoksa eğer yenilirsen, kuvvetimin yarısı evdeydi, der yenilgiyi kabullenmezsin," demiş. Adam kuvvetinin yarısını getirmek için bir yere saklanmış ve tekrar geri gelmiş. Aslan, "Gücünü alıp geldin mi?" demiş. Adam, "He, alıp geldim," demiş. İkisi tekrar dövüşmeye başlar başlamaz adam, "Aslan kardeş, şimdi de kuvvetimin birazı evde kalmış, alıp geleyim," demiş ve gitmiş. Biraz sonra yoldan geri dönüp gelerek, "Sakın kaçıp gitme ha," demiş. Aslan, "Yok, ben kaçmam, özüm sözüm birdir," demiş. Adam, "Yok, ben sana inanmıyorum, en iyisi seni bağlayıp gideyim," demiş. Aslan, "Peki, bağla," demiş ve kendini bağlatmış. Adam onu sıkıca bağlamış, ağaçtan bir değnek koparıp aslana vurmaya başlamış. Aslan, "Sevgili insanoğlu, bana vurma, bundan böyle bir daha insanoğlu ile karşılaşmam," diyerek yalvarmaya başlamış. Adam aslanın yalvarışına bakmadan vurmaya devam etmiş. O sırada bir kaplan çıkıp gelmiş. Bu durumu görünce de korkup ağaca çıkmış. Demiş ki, "Ey aslan, bu insanın sana vurmasına neden izin veriyorsun?" Aslan, "Aklın varsa insanlarla karşılaşma. Seni de bağlayıp döverler," demiş. Kaplan da kaçmaya başlamış. Adam da aslanı bırakmış ve ağacı kesmeye devam etmiş.